Gittiniz. Loura gittiniz mi? Gittiniz. Loura'nın önündeki sırayı gördünüz mü hocam? Herif para Kültür basıyor. Kültür turizmi. Tarih turizmi. Hayır. Şimdi bakın bir şey var. Şimdi Türkiye çok atıl bir ülke turizm konusunda. Yani ilkin Sisan fan vardı ya güneş işte eğlence e, e, deniz. Hı hı. Bunu zaten tüketebildiğiniz kadar o sahillerde tüketebilirsiniz. Ama en büyük derdimiz ne? E, i̇şte her şey dahil. Değil mi hocam? Birinci. En Ama, çok en çok çarmıha gelildiğim konu. Evet. Böyle. Şimdi ben. ben 90'ların sonlarında abi bu aptal Amerikalı turistler için başını Meksika'da şurada burada belaya sokan Amerikalı turistler için getirmeyelim falan filan dedik. Getirildi. Şimdi baktım bunu getiren değerli turizm insanları diyorlar ki galiba her şeyi dahilin artık modelini değiştirmemiz lazım. Yazık. Ondan günah. geçiş çok zor. Bizden zorlayacak. başka bu kadar ucuza Tabii. yani Akdeniz ve Ege'yi bu kadar ucuza hı hı. satan ülke kaldı mı? Bir de işin acı tarafı turistlere ucuz ama gel gör ki aynı tesise evet. bir Türk vatandaşı olarak yani sen turist. rezervasyon yap, cart 3 katı. Yani bu olmaz yani. Hocam Maalesef, ben evet. için bu sistem hep konuşulan yapı değil mi hocam? Hı hı. Yani bunun olmaması lazım. Anladım. Her şey dahil Yani her şey dahilse tamam. bir şekilde değişecek. Bu nasıl olur? Talep arttıkça bu hemen terse dönecek. Hı hı. Orasını çözmek kolay. Çünkü baktık ki Türkiye'nin turizm gelirleri artıyor. Ama daha yaralı olduğum bir konu hocam. Bakın İstanbul ve Anadolu. Medeniyetlerin hepsinin beşiği mi hocam? Doğru. En son baktık ki Göbekli Tepe... E, dünya tarihini yani Dünya tarihini değiştirdi, tekrar yazıldı. Hocam, Loura gittiğiniz gibi... Mehmet Ersoy'a buradan sesleniyorum turizm bakanına. Ya dünyanın en büyük havalanı yaptıldığı gibi... Dünyanın en büyük müzesini yapmamız lazım bizim. O zaman para basar bu iş. Ee, hocam çok yaralıyım hocam. Benim yaramı da söyleyeyim. Buyurun. Ee, güzel işler de oluyor tabii ama ya müzelerimizdeki e, kafeleri ve müzelerimizdeki şu hediyelik eşya bölümlerini de artık adam etsek ya. Hocam yani bunun örneği şimdi, var ya. Yani, yani gideceksiniz. Bir de tabii şöyle bir şey. Leonardo Vinci'nin La Joconde e, Mona Lisa e, e, tablosu tablosu diyelim e, bu tablo üzerinden bu tablo bununla ilgili Lourdes Müzesinden bu tablonun çalınması filmini çeker bilmem neyi çeker ya bizim e, dünyada eşi benzeri olmayan müzelerimiz var ya bu müzeleri ömrüm boyunca hep şöyle bir şey istedim Fatih'in e, İstanbul'u fethi esnasında bir Osmanlı yeniçerisiyle bir Rum kazı arasındaki bir aşk hikayesi üzerinden Efendime söyleyeyim bir çizgi hikaye. işte buna benzer yani dünyadaki insanları şey yapmak. Mesela bundan bir buçuk sene önce dünya sinema endüstrisinin en hı hı. önemli merkezlerinden birisi olan Hindistan'da onların Bollywood. da Bollywood'u var. Bollywood, evet. Bollywood her sene kendi Oscar töreni diyebileceğimiz evet. töreni dünyanın bir başka yerinde yapıyor. Antalya'ya gelmek istiyorlar ve Antalya'ya gelecek olan ekip Bollywood dünyasının en önemli aktörleri, aktrisleri, Hindistan'ın en önemli medyası vesairesi falan filan. Arkadaş biz bunu yürütmüyoruz, yürütemiyoruz ve adamlar gidip bu töreni New York'ta yapıyorlar. Yahu arkadaş e, milyar insanın seyrettiği Bollywood. Tabii. Onlar burada gelip Antalya'da o töreni yapsalar, burada Antalya'nın bir alakası yok bu arada yani. Hani eski başkanımız Mendere ile alakalı bir şey değil, hı hı. sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Türkiye'nin daha tarzı. makro perspektifte evet. bunu yönetememesiyle alakalı bir konu, yerel yönetimle alakası hı hı. yok, sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, dolayısıyla yani biz bunu nasıl kaçırırız yani böyle fırsatları? Ee, bizim tam tersine bütün bunları arayarak e, bu tür e, bu tür önemli organizasyonlar üzerinden Türkiye'ye şey yapmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim, anlayan Hintler